Günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri kağıttır. Gazeteler, kitaplar ya da ambalajlar kağıdın en çok kullanıldığı yerlerdir. Günümüzde kağıdın kullanımı o kadar yaygındır ki tüketim hızından dolayı ormanların yok olmasından endişe edilmektedir. Bu sebeple son zamanlarda geri dönüşüme uygun kağıtların kullanımı tavsiye edilmektedir. Eski çağlarda ise kağıt, kültürel ve bilimsel gelişmenin ham maddesi olmuştur. Kağıdı Çinlilerin icat ettiği bilinmektedir. Ancak Çinliler kağıdı uçurtma, şemsiye, elbise, zırh, mobilya, pencere gibi şeyler yapmak için ya da dini seremonilerde kullanmak için üretmişlerdi. Kağıdı üstüne yazı yazmak amacıyla ilk kullananlar Müslüman bilginlerdir. Müslümanlar kağıt üretiminin sırlarını ilk kez 751 yılında yapılan Talas Savaşı'ndan sonra esir aldıkları Çinlilerden edinmişlerdir. Bu tarihten itibaren 500 yıl boyunca kağıt piyasasını Müslüman üreticiler kontrol altında tutmuştur. Bağdat, Şam ve Kahire gibi büyük şehirler 9. yüzyıldan itibaren kağıt üretiminin merkezleri olmuştur. Ve 10. yüzyıldan itibaren kağıt bütün İslam coğrafyasında yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Kağıdın yaygınlaşması bilimsel gelişime ivme kazandırmıştır. Kağıt öncesinde bir kitabın kopyasını çıkarmak hammadde yetersizliğinden dolayı çoğu zaman imkansızdı. Bu yüzden çok değerli eserlerin bile en çok bir ya da iki kopyası bulunabiliyordu. Oysa kağıt üretimi zamanla kağıdın ucuzlamasına ve kaliteli hale gelmesine sebep oldu. Ve birçok eser çok uzak bölgelere ulaştırılabildi. Kur'an-ı Kerim'in bilinen ilk kağıda yazılmış kopyası da 10. yüzyılda Mısır'da hazırlanmıştır. Kağıtla birlikte mürekkep ve kalem üretimi de gelişme göstermiş, ayrıca hattatlık sanatı ortaya çıkmıştır. Hattatlık, yani güzel yazı yazma sanatı, ilk olarak Kur'an-ı Kerim'in kopyalarının hazırlanışında öne çıkmıştır. Çünkü kalem kağıdın yaygınlaşmasıyla yeterli bilgiye sahip olmayanların bile Kur'an-ı Kerim'i kopyalamaya çalışacağı ve yanlışlar yapacağından korkuluyordu. Böylece hattatlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'i kopyalama işi normal bir kimsenin yazabileceğinden daha karmaşık ve hassas bir yazı biçimiyle yapılarak kontrol altında tutulmuştur. 1000 yıl önceki kopyayla bugünkünün arasında hiçbir farkın olmayışını bu hassasiyete borçluyuz.